Merhaba sevgili öğrenciler. Yeni konumuz kesirleri sayı doğrusunda gösterme ve sıralama. İlk alıştırmayla başlıyoruz. Sayı doğrusunda gösterilen kesirleri bulunuruz denmiş. Bakıyoruz hemen A şıkkında 3 ile 4 arasında. Dolayısıyla 3 tam diye başlayacağız kesirimize. 3'ten 1, 2 birim öteye gidildiği için payımız 2 olacak. 2'den sonra bir adım daha olduğu için toplam 3 adım. Bunu da paydaya yazacağız. 3 tam 2 bölü 3. 5 şıkkında 1 ile 2 arasında yani 1 tam geçilmiş 1 tam diye başlıyoruz. 1'den sonra 1, 2, 3 bölüm ilerlendiği için payımız 3, 4 ve 5 olmak üzere paydamız da 5. Kesrimiz 1 tam 3 bölü 5. C şıkkına geldik. 0 ile 1 arasında. Dolayısıyla bu bir basit kesir. 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış paydamız 8. 0'dan 1, 2, 3, 4, 5 bir ötedeyiz. O yüzden payımız 5. Kesrimiz 5 bölü 8. C şıkkı 5 ile 6 arasında 5 tam diye başlıyoruz iki parçaya ayrılmış sadece o yüzden paydamız 2. 5'ten 1 birim ileride olduğu için payımız 1. 5 tam 1 bölü 2. D şıkkı 4 ile 5 arasında yani 4 tam diye başlıyoruz. 1, 2, 3 parçaya ayrılmış paydamız 3. Payımız ise 4'ten 1 bir birim ileride olduğu için 1. E şıkkına geldik. 6 ile 7 arasında 6 tam diye başlıyoruz. 1, 2, 3 parçaya ayrıldığı için paydamız 3. Payımız ise 1, 2, 6 tam 2 bölü 3. F şıkkı 0 ile 1 arasında basit kesir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya ayrılmış bütünümüz. Paydamız 9. Payımız ise 1, 2, 3. Yani 3 bölü 9. K şıkkıyla devam ediyoruz. 1 ile 2 arasında verilmiş kesrimiz. Dolayısıyla burası 1 tam diye başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayrılmış. Paydamız 7 olacak. Payımız ise 1, 2, 3 olacak. 1 tam 3 bölü 7. Yumuşak K şıkkı 2 ile 3 arasında 2 tam diye başlayacak. 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. Paydamız 4. 1, 2, 3 birimlerde olduğu için payımız 3. 2 tam 3 bölü 4. E şıkkı ile devam ediyoruz. 3 ile 4 arası 3 tam diye başlıyoruz. 2 parçaya ayrıldığı için paydamız 2 oldu. Payımız ise 3'e 1 birim uzaklıkta olduğu için 1 oldu. 3 tam 1 bölü 2. Bu şıkkı 1 ile 2 arasında yani 1 tam diye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. Paydamız 6. Payımız ise 1, 2, 3. 1 tam 3 bölü 6 şeklinde oldu b şıkkı sıfırla bir arasında yani basit kesir payımız paydamızdan başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parçaya ayrılmış yani payda 10 olacak pay ise 1 2 3 4 olacak buradan 4 bölü 10 şeklinde bulmuş olduk j 2 ile 3 arasında olduğu için 2 tam diye başlıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ayrılmış 2 ile 3 arası paydamız 6 oldu. Payımız ise 1, 2. 2 tam 2 birim uzaklıkta olduğu için 2 tam 2 bölü 6. 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 parçaya ayrıldığı için paydamız 19. Payımız ise 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 birim uzaklıkta olduğu için 13 olacak. Cevap da 13 bölü 19. L şıkkına geldik. Burada 9 ile 10 arasında verilmiş. Dolayısıyla 9 tam olacak. 9 ile 10 arası iki parçaya ayrıldığı için paydamız 2 olacak. 9'a bir birim uzaklıkta olduğu için payımız da 1 olacak. 9 tam 1 bölü 2. İkinci etkinliğimize geldik. Sayı doğrusundan gösterelim deniyor kesirler. 1 tam diye başlamış. Dolayısıyla 1 ile 2 arasında olacak. 0, 1 ve 2'yi çizmem yeterli. Paydamız 3 olduğu için 3 parçaya ayırmam lazım. 2 çizgi çizmem yeterli oluyor 3 parça için. Ve burada... 1 tam kaç birim uzaklıkta? 2 birim uzakta. Dolayısıyla 1 2 şurası bizim 1 tam 2/3 kesrimizin yeri olacak. Buraya noktayı koymuş olduk. 8/7 paydadan daha büyük bir payımız var. Dolayısıyla bu bir bileşik kesirdir. İçinde tam barındırır. 0 1 2 şeklinde yapalım. Paydamız 7 olduğu için 7 parçaya ayırmak lazım. Bunun için de 6 çizgi çekmem yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça oldu burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 7 parça oldu. Şimdi 8 bölü 7 olduğu için en baştan başlayıp 8 tane parça sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geldiğimiz nokta burası. Burası 8 bölü 7'nin yeridir. Buraya noktamızı koyduk. C şıkkına geldik. 1 bölü 10 gibi bir basit kesir görüyoruz. Basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında olacak. Paydamız 10 olduğu için 10 parçaya ayırmam gerekiyor. Bunun için de 9 tane çizgi çekmem yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane çizgi çektik bir parçası alınacağı için sıfırdan bir birim öteye geldik. Burası 1 bölü 10'un yeridir. Buraya noktamızı koyduk. Ç şıkkı 3 bölü 9 yine bir basit kesir. Dolayısıyla sıfırla bir arasını 9 parçaya ayıracağım. Bunun için 8 tane çizgi çekmem yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve sıfıra 3 birim uzakta olan alacağız. 1, 2, 3. Geldiğimiz yer burası. Bu nokta 3 bölü 9 kesrinin yeridir. 2 tam 4 bölü 5. 2 tamla başladığı için 2 ile 3 arasında olacak. 0, 1, 2 ve 3 şeklinde yazalım. 2 ile 3 arasını 5 parçaya ayıracağız. Bunun için 4 çizgi çekmeliyiz. 1, 2, 3, 4 çizgi çektim. 5 parçaya ayrılmış olduk. 2 tamdan 4 birim uzakta olacak. 1 2 3 4 birim uzakta olan burası. Burası 2 tam 4/5'in yeridir. Bu nokta koyduğumuz yer. E şıkkına geldik. 9/4 sorulmuş. 9/4'ün içinde tamlar var. 0 1 2 3 diyelim. Bütünler arası 4 parçaya bölünecek. Bunun için 3 çizgi çekmem yeterli. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde. Sıfırdan başlayarak 9 birim ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geldiğimiz nokta 9 bölü 4'ün yeridir. Nokta koyduğumuz yer. F şıkkı 2 tam 1 bölü 4. 2 ile 3 arasında olacak 0, 1, 2 ve 3. 4 parçaya ayıracağız. 1, 2, 3 tane çizgi çektiğimiz zaman 4 parçaya ayrılmış olur. 2 tamdan 1 bir birim uzaklıkta olacak. 2 tamdan 1 bir birim uzaklıkta olan yer burası. 2 tam 1 bölü 4. 7 bölü 8 basit kesir 0 ile 1 arasında olmalı. 8 parçaya ayıracağız. Bunun için 7 tane çizgi çekmeliyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Ve sıfıra 7 birim uzaklıkta olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7 bölü 8'in olması gereken yeridir. 1 tam 3 bölü 6. 1 ile 2 arasında olması gerekiyor. 0, 1 ve 2. 6 parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi çekmemiz yeterli. 1'e 3 birim uzaklıkta olacak. 1, 2, 3 birim uzaklık. Burası 1 tam 3 bölü 6 nokta koyduk yerine. Geldik 3. etkinliğimize. Verilen kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz denmiş. 3 bölü 7, 1 tam 1 bölü 2 ve 7 bölü 4 kesirleri var. 3 bölü 7 basit kesirdir. 0 ile 1 arasındadır. 0 şuraya, 1'i buraya koyalım. 0, 1, 2'yi de buraya koymuş olalım. 0 ile 1 arasını 7 parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunlardan üçüncüsü olacak. 1, 0'dan itibaren 1, 2, 3. Burası 3 bölü 7 oluyor. 1 tam 1 bölü 2, 1 ile 2 arasını 2 parçaya böleceğiz. 1 tam 1 bölü 2. Dolayısıyla burası 1 tam 1 bölü 2'nin yeri olacak. 7 bölü 4. 7 bölü 4 dediğimiz 7'yi 4'e bölersek 7'de 4. 1 kere 1 kere 4 4 kalan 3. Kalanı paya yazıp buraya da paydayı yazdık. 1 tam 3 bölü 4 demek. Bu şu demek oluyor o zaman. 1 ile 2 arası 4 parçaya bölünecek. 4 parçaya böldük. Bunlardan 1'e 3 birim uzaklıkta olan 1, 2, 3 yani şurası olacak. Burası 7 bölü 4'ün yeri. B şıkkına geldik. 2 tam 1 bölü 6, 5 bölü 2 ve 4 bölü 6 var. Bunu da 3 ile genişleterek bunun da paydasını 6 yapalım. 3 kere 5, 15 bölü 6 olmuş oldu. O zaman 0, 1, 2 ve 3 diyelim. Bütünler arasını 6 parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 tam 1 bölü 6 ile başlıyoruz. 2 tam bir birim ötesi şurası. Burası 2 tam 1 bölü 6'nın yeri. Sonra 5 bölü 2'yi göstereceğiz. 15 bölü 6'ydı. En baştan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 olacak. 15 bölü 6 yani burası 5 bölü 2'ye karşılık gelen yer. Ve en son 4 bölü 6 var. O da sıfırdan itibaren sayılacak. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 6'nın yeri de burası olacak. Geçiyoruz C şıkkına. 1 bölü 3, 4 bölü 6 ve 2 tam 1 bölü 2 var. Bunu 2 ile, bunu da 3 ile genişletelim. Burası 2 bölü 6 olur. İkincisi 4 bölü 6. Üçüncüsü ise 2 tam 3 ile genişlettik. 3 bölü 6 oldu. 2 tam 3 bölü 6, 2 ile 3 arasında. O zaman 3'e kadar yazmalıyız. 0, şuraya da 3 diyelim. Araya da 1 ve 2 koyacağız. 1, 2 ve 2. Şimdi bütünler arasında 6 parçaya ayırmamız isteniyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En başta 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. 2 birim uzaklıkta olacak. 1, 2. Burası 1 bölü 3'ün yeri. 2 bölü 6'ya denk. Sonra 4 bölü 6. Bu da 0'dan 4 artık uzaklıkta. 1, 2, 3, 4. Bu zaten 4 bölü 6 idi. O şekilde verilmişti. 4 bölü 6. Diğeri 2 tam 1 bölü 3. Yani 2 tam 3 bölü 6. O da 2 tamdan 3 birim ötede olacak. 1, 2, 3. Burası 2 tam 1 bölü 2 yapıyor. Yani 2 tam 3 bölü 6. Ç şıkkına geldik. Paydalarımız 2, 4, 8. 8 de eşitleyebiliriz. Bunu 4 ile, bunu 2 ile genişletirsek. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 2 kere 3, 6. 6. 2 kere 4, 8. Ve 5 bölü 8. Bunların hepsi basit kesir. Yani hepsi 0 ile 1 arasında olacak. 8 parçaya ayıracağız. Önce ortadan 2'ye ayırdım. Sonra bunları tekrar 2'ye ayırdım. 4 parça oldu. Bunları tekrar 2'ye ayırdığımızda ise 8 parça oldu. En başta 4 bölü 8. 1, 2, 3, 4. Burası 4 bölü 8'e eşit. Yani 1 bölü 2'ye. Bunu yazdım. İkincisi 6 bölü 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 3 bölü 4'ün karşılığı olan kesirdi. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 bölü 8'e karşılık gelen nokta olacak. Geldik sıralama sorularını 99. sayfada. Verilen kesirleri modelleyerek karşılaştırınız denmiş. 5 bölü 6 ve 3 bölü 12. Aynı büyüklükte modeller çizmem lazım. Bütünlerimiz aynı büyüklükte olmalı. Bu 5 bölü 6'yı çizeceğim bütün olsun. Bu da 5 bölü 12, 3 bölü 12'yi çizeceğim bütün olsun. 6 parçaya ayıracağız yukarıdakini. Önce ortadan 2'ye ayırdım. Sonra sol tarafı 3'e, sağ tarafı 3'e ayırdım. Bu şekilde 6 parçaya ayırmış oldum. Alttakini de önce 6 parçaya ayıralım. Sonra bu 6 parçanın her birini 2 parçaya ayırarak 12 parçaya ayırmış olacağız. Şöyle 12 parçaya ayırmış olduk. 5 bölü 6 diyor. Birinci kesimimizi 5 bölü 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 bölü 6. İkincisi 3 bölü 12. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi üst tarafta taradığım alan daha büyük görünüyor. O yüzden 5 bölü 6 büyüktür 3 bölü 12 diyoruz. B şıkkına geldik. 1 bölü 3 ve 4 bölü 9 ifade edilmiş. 1 bölü 3 için kare çizelim şöyle. Ve bunu 3 parçaya ayıralım. Eş 3 parçaya ayırmaya çalışalım. 3 parçaya ayırdık. Diğeri de aynı büyüklükte kare olmalı. 4 bölü 9 için. Bunu da 9 parçaya ayıracağız. Önce yatayda 3 parçaya ayıralım. 1, 2, 3. Ve dikeyde de 3 parçaya ayırırsak o zaman 9 parçaya ayrılmış olur. Şimdi diyor ki birincisi 1 bölü 3'ü. 1 bölü 3'ü yani bu 3 parçadan biri bu şekilde tarandı. İkincisi ise 9'da 4'ü yani 4 bölü 9'u 4 parça tarayacağız. 1, 2, 3 bu şekilde taradık. Bu da dördüncüsü. Gördüğünüz gibi bunun da üst sırası tamamen tarandı. Hatta ikinci sıraya geçti. Dolayısıyla 1 bölü 3'e göre daha büyük oldu. 1 bölü 3 ise 4 bölü 9'a göre daha küçük oldu. Sıralamamızı bu şekilde yaptık. Geldik C şıkkına. 2 bölü 5 ve 4 bölü 10 kesirleri gösterilecek. 2 bölü 5 için böyle bir dikdörtgen çizmiş olalım. 5 parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkincisi 4 bölü 10 için aynı büyüklükte, eşit büyüklükte çizmeye çalışalım. Bunu da 10 parçaya ayıracağız. 10 parçaya ayırmadan önce önce dikey olarak şöyle 5 parçaya ayıralım. Yukarıdakiyle aynı izalardan ortadan ikiye böldüğümüz zaman da şöyle 10 parçaya ayrılmış olur. Birinci kesimiz diyor ki 2 bölü 5'i tarayınız. 2 bölü 5'i tarayalım. Şöyle 2 bölü 5 oldu. İkincisi de 4 bölü 10'u diyor. 1, 2, 3, 4. Dikkat ederseniz aynı hizada aynı miktarda taranmış oldu. Yani 2 bölü 5 kesriyle 4 bölü 10 kesri birbirine denk kesirler aynı büyüklüğü ifade eden kesirler. C şıkkına geldik. 1 tam 1 bölü 2 ve 5 bölü 4. 1 tam 1 bölü 2 için 2 tane tam çiziyorum önce. Ve ikincisini ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi bunu tarayalım. Bu bir tamımız. Bunu komple taradık. İkincisinden de bir parça taradık. Bu 1 tam 1 bölü 2 oldu. Diğerinde de 5 bölü 4 taramamız isteniyor. 5 bölü 4 için bir dikdörtgen çizdim. Bakalım yeterli oldu. 4 parçaya ayırmamız isteniyor. Bütün 4 parçaya ayıralım şöyle. Ayırdık. 5 parça taramamızı istiyor. Tarayalım. 1, 2, 3, 4. 5 parça taranmamız isteniyordu. 4 tarayabildik. O zaman bir bütün daha çizeceğiz demektir. Bir bütün daha çizelim yanına. Bunu da yine 4 parça ayıracağız. Paydamız 4 olduğu için. Ve bunun da 4 parçası taranmıştı. 5'e e ulaşmak için bir parça daha tarıyorum. Şimdi bunları karşılaştırdığımız zaman İkisinde de bir bütün tarandı. Bakın burası komple bir bütün ediyor. Burası da bir bütün etti. İkinci bütün parçalardan, ikinci bütünlerden ise burada yarısı, burada ise çeyreği taranmış oldu. Yani siyahla boyadığım yer daha büyük. O zaman 1 tam 1 bölü 2 dediğimiz kesir, 5 bölü 4 dediğimiz kesirden daha büyük olmalı. İkinci alıştırmamız aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusunda göstererek karşılaştırınız denmiş. Bir tanesi 7 bölü 6, bir tanesi 1 bölü 5. Sıfırdan başlayacağız. 1 bölü 5 için buraya 1 yazalım. Buraya da 2 yazalım. Şimdi 1 bölü 5 için sıfırla 1 arası 5 parçaya ayrılacak. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bölü 5'in yeri burası olacak. 7 bölü 6 dediğimiz kesir ise 7 bölü 6, 7'ye 6'ya bölük bir kere var. 1 kere 6 6 7'den 6 çıktı 1 ve burası 6 bu 1 tam 1 bölü 6 demek o zaman 1 ile 2 arası 6 parçaya ayrılacak şu şekilde 6 parçaya ayırdık 1'e 1 bir birim uzaklıkta olan yer olacak yani şurası bu da 7 bölü 6 dikkat ederseniz 1 bölü 5 7 bölü 6'nın sol tarafında kaldı o zaman 1 bölü 5 7 bölü 6'dan küçüktür diyoruz ya da 7 bölü 6 1 bölü 5'ten tür şeklinde yazacağız. B şıkkına geldik. B şıkkında 1 tam 4 bölü 5 denmiş. O zaman 0, 1 ve 2 diyoruz. 1 tamla 2 tam arası 5 parçaya ayrılacak. 1, 2, 3, 4, 5. Ve dördüncüsü olacak. 1, 2, 3, 4. Şurası 1 tam 4 bölü 5. Diğer kesirimiz 3 bölü 4 basit kesir 0 ile 1 arasında olmalı. 4 parçaya ayırdık. 0'a 3 birim uzattık 1, 2, 3 yani şurası olacak. Dolayısıyla 3 bölü 4 kesir 1 tam 4 bölü 5'ten küçük ya da 1 tam 4 bölü 5 kesir 3 bölü 4'ten büyüktür şeklinde notumuzu yazdık. 6 bölü 10, 1 bölü 5. 0 ile 1 arasını önce 5'e bölelim. 1 iki, üç, dört, beş. Bir bölü beş denen kesir sıfıra bir birim uzaklıkta olan yani şurası olacak. Burası bir bölü beş. Sonra altı bölü on için sıfırla bir arası on parçaya ayrılmalı. Daha önce beş parçaya ayırmıştık. Hepsini ortadan ikiye bölersem o zaman on parçaya ayrılmış olacak. Ve bizden altı bölü onu istiyor. Sıfıra altı birim uzaklıkta olan 1 iki, üç, dört, beş, altı. Şurası da 6 bölü 10 oldu. Dolayısıyla 1 bölü 5 6 bölü 10'dan küçük ya da 6 bölü 10 1 bölü 5'ten büyüktür şeklinde yazacağız. Geldik C şıkkına. 8 bölü 12. 8 bölü 12'yi sadeleştirebiliriz. 2 ile sadeleştirebiliriz. Ya da 4 ile sadeleştirebiliriz. Ya da 3 bölü 4'ü Genişleterek paydasını 12 yapabiliriz. Bunu genişletirsek eğer 3 kere 3 9 bölü 12 olur. O zaman 0 ile 1 arası 12 parçaya bölünecek. Önce ortadan 2'ye bölelim. Sonra bunları da ortadan 2'ye bölelim. Şu anda 4 parçaya ayrılmış oldu. Her birini 3'e ayırmam lazım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve 1 2 3 şeklinde ayırmış olduk. 8 bölü 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8 bölü 12'nin yeri. Diğeri de 9 bölü 12. Yani hemen yanındaki 9 bölü 12 yazmayalım. Çünkü bize verilen kesir 3 bölü 4'tü. O zaman buraya da 3 bölü 4 yazalım. 8 bölü 12 daha solda olduğu için 3 bölü 4'e göre daha küçük bir değerdir. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda verilen kesileri paydaya göre sıralayınız. Yani paydaları eşitse payı büyük olan büyük, payı küçük olan küçüktür şeklinde. Burada en küçük olan pay 1. 1 bölü 5 küçüktür 3 bölü 5. O da küçüktür 8 bölü 5 şeklinde. Diğerlerine baktığımız zaman B şıkkında hepsi 4. Ama şurada tam sayılı kesir var. Bunu da bileşik kesire çevirelim. 4 kere 1, 4, 3 ekledik 7. 7 bölü 4, 7 bölü 4 bunlar birbirine eşit oldu. 1 tam 3 bölü 4 eşittir 7 bölü 4 küçüktür 10 bölü 4 şeklinde olacak. C şıkkına geldik. 5 bölü 6, 1 bölü 12, 2 bölü 4 görüyoruz. Hepsini 12 yapmalıyız. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek eğer genişletilmiş halleri şöyle olacak. 3 ile genişlettiğim için 6 bölü 12, 2 ile genişlettiğim için 10 bölü 12 şeklinde. Burada en küçük pay 1 bölü 12. Daha sonra 6 bölü 12. Eski hali neydi onun? 3 ile genişletmeden önce 2 bölü 4'tü. Ve en büyük olan da 10 bölü 12. 2 ile genişletmeden önce 5 bölü 6 idi. Bize verilenleri yazmakta fayda var sıralama sorularında. Burasını 5 ile burasını 2 ile genişletiyoruz. Burası 5 bölü 10 oluyor. 2 ile genişletince burası 6 bölü 10 oluyor. Burası ise 4 bölü 10. En küçük 4 bölü 10'dur. Sonra 5 bölü 10 geliyor. 5 bölü 10 genişletilmeden önce 1 bölü 2 idi. Ve en büyük olan 6 bölü 10 o da genişletilmeden önce 3 bölü 5'ti. D şıkkında paydalar 15-15. Bunu da 15 yapmak için 3 ile genişletirsek 12 bölü 15 oluyor. 3'te genişletince 3 kere 4, 12, 3 kere 5, 15. Şimdi en küçük olan 7 bölü 15. Sonra 8 bölü 15. Ve en son 12 bölü 15. 12 bölü 15 sayısı 4 bölü 5'e eşitti. O yüzden 4 bölü 5 olarak yazdık. Paydalarımızı 9'da eşitleyeceğiz. Önce burayı bileşik kesire çevirelim. 3 kere 2, 6, 1 daha 7. 7 bölü 3 3'te genişletirsek 3 kere 7 21, 3 kere 3 9, 21 bölü 9 oldu. Bunu da 3 ile genişletirsek 3 kere 5 15, 3 kere 3 9 oldu. En küçük 6 bölü 9 kaldı. 6 bölü 9 en küçük olacak. Sonra 15 bölü 9 geliyor yani 5 bölü 3 ve en büyük olan da 21 bölü 9 yani 2 tam 1 bölü 3 olacak. F şıkkında 1 bölü 2'yi 4 ile genişletirsek 4 bölü 8 oluyor. En küçük burada 1 bölü 8. Daha sonra 4 bölü 8 ve 4 bölü 8'e eşit olan 1 bölü 2 gelecek. Geçiyoruz dördüncü alıştırmamıza. Verilen kesirleri paylarına göre, göre sıralayınız. Payları eşitse paydası küçük olan büyük, büyük olan küçük oluyordu. Payları 1. En büyük payda 15. O zaman 1 bölü 15 en küçük olacak. Sonra 1 bölü 10 gelecek ve en büyük olan da 1 bölü 7 olacak. Payları 10. O zaman en büyük payda 105. En küçük değeri vermiş olacak. 10 bölü 105 küçüktür. Daha sonra 76 geliyor. 10 bölü 76 ve en büyük olan da paydası en küçük olan yani 10 bölü 21. C şıkkına geldik. Hepsinin paydası 105. En büyük pay hepsinin payı 105. Paydası en büyük olan 136. O zaman o en küçük değerde olacak. 105 bölü 136 küçüktür. 70 geliyor. 105 bölü 70 ve en büyük olan da paydası en küçük olan yani 105 bölü 12 şeklinde olacak. C şıkkına geldiğimiz zaman paylarının eşit olmadığını görüyoruz. 4'te eşitlemeliyiz. Bunu 2 ile bunu 4 ile genişleterek başlayalım. 2 ile genişlettik. 4 bölü 14 oldu. Diğeri 4 bölü 60 oldu. 15 kere 4 60. Ve diğeri 4 bölü 9 oldu. Paydası en büyük olan burada 60. Yani 1 bölü 15 en küçük kesrimiz olacak. Sonra 14 geliyor. O 2 bölü 7'ye eşitti. 2 bölü 7 olacak. Ve en küçük payda 4 bölü 9'da. 4 bölü 9'da en büyük kesrimiz olacak. D şıkkına geldiğimiz zaman 3, 3, 6 görüyoruz. Bunları 2 ile genişletmem lazım. 2 kere 3, 6, 2 kere 11, 22. 2 kere 3, 6, 2 kere 8, 16 ve 6 bölü 9. Paydası en büyük olan 22. Sonra 16. Sonra 9. Zaten bunlar küçükten büyüğe sıralanmışlar. Araya küçük bir işareti koymamız yeterli. Tabii ki bize verilenleri de yazabiliriz. 3 bölü 11 küçüktür. 3 bölü 8 o da küçüktür. 6 bölü 9 şeklinde. Geçtik E şıkkına. 12, 4 ve 1 görüyoruz. Paylarına göre sıralayın dediği için paylarını 12 yapmalıyım. Bunu 3 ile, bunu da 12 ile genişleterek önce bir yazalım. 12 bölü 5, sonra 12 bölü 9 ve en son 12 bölü 24 olacak. Burada paydası en büyük olan 12 bölü 24 yani 1 bölü 2 en küçük olmalı. Sonra paydası büyük olan 9 var. Yani 4 bölü 3 bu ortanca olmalı. Ve en küçük payda 5, 12 bölü 5. O zaten 12 bölü 5 olarak verilmişti. Bu da en büyük olmalı. P geldik. 4, 5 ve 10 görüyoruz. Bunlar 20'de eşitlenir. Burayı 5 burayı 4 ile ve burayı 2 ile yazmalıyım. 5 kere 4, 20. 5 kere 7, 35. 4 kere 5 20 4 kere 8 32 ve 2 kere 10 20 2 kere 9 18 en büyük payda 35 dolayısıyla o en küçük olacak 4 bölü 7 en küçük sonra 32 geliyor yani 5 bölü 8 bu ortanca olacak en büyük olan da 20 bölü 18 paydası en küçük olan 20 bölü 20 bölü 18 yerine de 10 bölü 9 yazarak en büyük kesrimizi yazmış olduk. Gelelim 5. etkinliğe. Verilen kesirleri sıfıra, yarımı, bütüne yakınlıklarına bakarak sıralarınız denmiş. 9'un yarısı 4,5 yani bu yarımdan biraz küçük yarıma yakın. 1 18, 18 parçadan bir tanesi çok az yani sıfıra yakın. 15 16, 16 parçanın 15 tanesi bu da neredeyse tam olacak yani tama yakın. Sıfıra yakın olan en küçüktür yani 1 18. Sonra yarım'a yakın olan gelir 4 bölü 9 ve en büyük olan da tam'a yakındır 15 bölü 16 şeklinde. Ve şıkkına geldik 23 bölü 24 neredeyse tam'a tam olacak tam'a yakın 1 bölü 2 yarım 49'da 2 49 parçanın 2 tanesi 0'a yakındır. Yani 2 bölü 49 küçüktür yarım olan yani 1 bölü 2 ve tam'a yakın olan 23 bölü 24 şeklinde sıralanmış oldu. 12'nin yarısı 6, burada 7 var. 11'in yarısı 5,5, burada 5 var. 18'de 17 ise bu da tam ayak. Bakın 11'in yarısı buçuktu Demek ki 5 bölü 11 yarımdan biraz az. O yüzden 5 bölü 11 en küçük olacak. 12'nin yarısı 6'ydı ama burada 7 var. Yani yarımdan biraz fazla. 7 bölü 12. Ve en büyük olan da tama yakın yani 17 bölü 18 şeklinde sıralanacak. 3 bölü 205. 205 parçadan sadece 3 tanesi bu sıfıra yakındır. Direkt olarak 3 bölü 205'i en küçük kesir olarak yazabiliriz. 20'de 11. 20'nin yarısı 10. Burada 11 diyor. Yarıdan bir tık fazla. 309'da 308. Bu da tama yakın. O zaman yarıma yakın 11 bölü 20 ve tama yakın 308 bölü 309 şeklinde sıralamamızı tamamlamış olacağız. Geldik 6. etkinliğimize. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Burada herhangi bir yöntem söylenmemiş. Bize en uygun hangisi ise biz o şekilde sıralayacağız. A şıkkına baktığımız zaman paylar 10, 7 ve 4 eşitlenebilir gibi değil. Paydalar 3, 5, 15 eşitlenebilir gibi. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişletirsek burası 50 bölü 15 olur. Burası 21 bölü 15 olur. Bu zaten 4 bölü 15. 4 bölü 15 en küçüktür. Sonra 21 bölü 15 gelir. Yani 7 bölü 5. Ve en büyük olarak da 50 bölü 15 gelir. Yani 10 bölü 3 şeklinde sıralanmış olur. B şıkkına geldik. 1, 2, 3 paylarımız. Paydalar 6, 15, 21. Burada... Payları eşitlemekte fayda var. 6 da eşitleyebiliriz. 6 ile genişletirsek burası 6 bölü 36 olur. Burasını 6 yapmak için 3 ile genişletmeliyim. 6 bölü 45 olur. Burayı 6 yapmak için 2 ile genişletmeliyim. 6 bölü 42 olur. Paylar eşit olduğu zaman paydası büyük olan küçüktü. Yani 45 en küçük olacak. 2 bölü 15 en küçük. Sonra 42 yani 3 bölü 21. Ve en büyük olan da 6 bölü 36 olacak. Yani 1 bölü 6. Geçtik C şıkkına. 1 bölü 103, 50 bölü 100, 103 bölü 104. Burada paylar eşitlenebilir gibi değil. Paydalar da eşitlenebilir gibi değil. 1 bölü 103 sıfıra çok yakın bir değerdir. Çünkü 103 parçadan sadece birini almışız demek. Bu en küçük. 50 bölü 100, 100'ün yarısı 50. Yani bu yarı veriyor. 50 bölü 100. Ve en büyük olan da 103 bölü 104. Çünkü 104 parçadan 103'ünü almışız. Neredeyse tamamını almışız. Ç şıkkına geldik. 2 bölü 8, 3 bölü 10, 6 bölü 7. Burada şu kararı verebilirim. 6 bölü 7 en büyük. Çünkü 6 bölü 7 tama yakın. 7 parçanın 6 tanesi alınmış. Sadece 2 bölü 8 ile 3 bölü 10'u karşılaştırmam yeterli olacak. Çünkü bunlar yarımdan küçük sayılar. Paylarını da eşitleyebiliriz. Paydalarını da eşitleyebiliriz. Paydaları 40 ile eşitleyebilirsem burayı 5 ile genişletiyorum. 10 bölü 40 oluyor. Burasını 40 yapmak için 4 ile genişletiyorum. 12 bölü 40 oluyor. Paydalar eşit olunca payı büyük olan büyüktü. O zaman 10 bölü 40 en küçük olacak. 2 bölü 8 en küçük. Daha sonra 3 bölü 10 gelecek. En büyük olansa paydalarını eşitlemeye uğraşmadığım 6 bölü 7. Çünkü 6 bölü 7 başta da söylediğim gibi 7 parçanın 6'sı alındığı için tama yakın bir kesirdir. Tama yakın olduğu için de en büyüktür. D şıkkına geldik. 1 tam 2 bölü 3, 2 tam 4 bölü 5, 6 bölü 8. Burada 6 bölü 8 tamı olmayan bir basit kesir. Dolayısıyla en küçük olan 6 bölü 8 olacak. Birinde bir tam, diğerinde iki tam var. Bir tamı olan daha küçüktür. Bir tam 2 bölü 3 yazdık. Ve en büyük olan iki tamı olan iki tam 4 bölü 5 olarak yazılmış oldu. E şıkkına geldik. 2 bölü 3 burada basit kesir. 2 bölü 3 en küçük olan olacak. 15'i 6'ya bölerseniz 2 defa var. 2 kere 6 12 kalan 3 bölü 6. İçinde bir tam olan 1 bölü 1 tam 2 bölü 6 ortanca olacak o zaman halde. Çünkü en büyük olanın içinde iki tane tam var. 15 bölü 6. F şıkkına geldik. 12 bölü 13. 15 bölü 29. 1 bölü 60. 60 parçadan sadece bir tanesini alıyorsanız o sıfıra yakındır. Yani 1 bölü 60 en küçüktür. 29'un yarısı 14 buçuk. Burası 15. Yani yarıma çok yakın. 15 bölü 29. 12 bölü 13 ise 13 parçanın 12'sini aldığımızdan dolayı tama yakındır yani en büyük olandır. Geldik y şıkkına 21 bölü 16 3 bölü 8 9 bölü 4 21 16'ya bölerseniz bir kere var bir kere 16 16 21'den 16 çıktı 5. Burası bir tam 5 bölü 16 oldu 3 bölü 8 zaten basit kesir. 9 bölü 4 9'u 4'e bölerseniz iki defa var 2 kere 4 8 kalan 1. Paydamız da 4. Basit kesirin içinde tam bulunmaz. O yüzden o en küçüktür. 3 bölü 8 en küçük. Bir tam olan, iki tam olan sayılar var. Bir tam olan daha azdır. Dolayısıyla 21 bölü 16. Ve en büyük olanın içinde iki tam var. Onun da kesir hali 9 bölü 4 olarak verilmiş bize. Geldik 7. etkinliğimize. Aşağıdaki boşluklara küçüktür, büyüktür, daha doğrusu büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerinden uygun olanları yazınız denmiş. A şıkkında paydalar eşit, payı küçük olan küçük, büyük olan büyüktür. 3 ondan küçük olduğu için araya küçüktür işareti koyduk. D şıkkında paylarımız eşit 10, 7, 7. Paydalarımız 10'a 5. Paydası küçük olan daha büyüktür. 10, 25'e göre küçük olduğuna göre. 7 bölü 10, 7 bölü 25'ten büyük. 1 bölü 5, 3 bölü 15. Burayı 3 ile sadeleştirirseniz 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. 1 bölü 5, 1 bölü 5 oldu. Yani eşittir koymuş olduk. 9 bölü 10 tama yakın, 1 bölü 38 ise 0'a yakın. Tama yakın olan 0'a yakın olandan büyüktür. Burada 1 tam var, burada 2 tam var. Tamı az olan daha küçüktür. 6 bölü 20, 5 bölü 10, 6 bölü 20'yi 2 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 10 ediyor. Paydalar eşit olunca payı küçük olan küçüktür. 3, 5'e göre küçük olduğundan 6 bölü 20, 5 bölü 10'dan küçüktür diyoruz. 7 bölü 8, 17 bölü 18, ikisi de tama yakın. Tamam bu ne kadar yakın? 1 bölü 8 yakın, 1 bölü 8 eklesem 8 bölü 8'den tam olacak. Bu ise 1 bölü 18 yakın. Bu daha az, ee, daha yakın. Çünkü çok küçük bir fark var. 1 bölü 18, burada 1 bölü 8 fark var. Bu ta, tama daha yakın olduğu için 17 bölü 18 daha büyük bir değerdir. 3 bölü 7, 4 bölü 9. Burada paylarını eşitleyebiliriz. Paydalarını da eşitleyebiliriz. Fark etmez, iki türlü de yapılabilir. Paydalarını eşitlersek 9 genişlettim. 27 bölü 63 oldu. Burayı da 7 ile genişletirsem 28 bölü 63 oldu. Birbirine çok yakın ama 27 28'den küçük. 18 bölü 6 24 bölü 8. 18'i 6'ya bölerseniz tam sayı çıkıyor. 3 tam. 24'ü 8'e bölerseniz burası da tam sayı çıkıyor. 3 tam. 3 tamla 3 tam birbirine eşit. 9 bölü 8. 19 bölü 18. Bu bir tamdan 1 bölü 8 fazla. Bu da bir tamdan 1 bölü 18 fazla. Bu daha az fazla. Bu daha çok fazla. Bir tamdan daha fazla olan daha büyük olacak. O yüzden araya büyüktür işareti koyduk. 40 bölü 41, 42 bölü 43. 40 bölü 41 tamam 1 bölü 41 uzaklıktadır. Bayağı yakın yani. 42 bölü 43 ise 1 bölü 43 uzaklıktadır. Bu daha da yakın çünkü 43 parçanın birisi kadar uzaklıkta. Çok yakın yani. Dolayısıyla 1 bölü 41, 40 bölü 41, 42 bölü 43'e göre daha küçük bir değer oluyor. 1 tam 3 bölü 8, 1 tam 10 bölü 16. 3 bölü 8 yarımdan küçük. 8'in yarısı 4 ama burada 3 var. 16'nın yarısı 8, buradaysa 10 var. Yani yarımdan büyük. İkisi de tam kısımları aynı. Bir tam bir tam. Burası yarıdan küçük burası yarıdan büyük dedik. Ve o zaman araya küçüktür işareti koymamız gerekiyor. Geçiyoruz 8. etkinliğimize. Aşağıda verilen karşılaştırmalara göre kare yerine yazılması gereken doğal sayıları bulunuz. 7 bölü 12 ile 11 bölü 12 arasında 8 bölü 12, 9 bölü 12 ve 10 bölü 12 yer alabilir. B şıkkında 18, 17, 16 paydalarımız. O zaman paylar eşit olmalı. Yani kare yerine yazılabilecek sadece 9 sayısı vardır. C şıkkına baktığımız zaman paydası 10 olan bir kesir. O zaman burayı 2 ile genişleterek 8 bölü 10 diyorum. Burayı da 2 ile sadeleştirerek 14 bölü 10 diyorum. 8 bölü 10 ile 14 bölü 10 arasında 9 bölü 10, 11, 10 bölü 10, 11 bölü 10, 12 bölü 10, 13 bölü 10 olacağı için kare yerine 9, 10, 11, 12, 13 sayıları yazılabilir. Ç şıkkında paylar eşit. O zaman paydalar 40 ile 46 arasındaki sayılar olacak. 45, 44, 43, 42 ve 41 sayıları yazılabilir kare yerine. D ye şıkkına geldik. Paydamız 2. 32'nin yarısı 16. Burası yarımdan küçük. 15 bölü 16 burası da tamaya yakın. O zaman burası yarım olmalı. Yarım olması için de 1 bölü 2 olmalı. Kare yerine yazabileceğimiz sayı sadece 1'dir. Dokuzuncu soruya geldik. Alıştırmaya. Aşağıda verilen kesirlerin hangi ardışık doğal sayılar arasında olduğu bulunur. İçindeki tam kısım ile tam kısmın bir fazlası arasındadır. Burada 3 tam var. 3 ile 4 arasındadır diyoruz. 17 bölü 18 bu basit kesir 0 ile 1 arasındadır. 15 bölü 16, 15'i 15 bölü 6, 15'i 6'ya bölerseniz 2. 2 kere 6, 12 kalan 3 bölü 6. İçinde 2 tam var. O zaman bu kesir 2 ile 3 arasında olacak. 9'u 4'e böldük. 9'un içinde 4, 2 kere 2 kere 4, 8 kalan 1. Payda 4. Yine bunun içinde de 2 tam var. O zaman bu kesir de 2 ile 3 arasında olacak. Geldik uyguluyorum testi test 21'in çözümlerine. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen sayı doğrusuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Sayı doğrusunda sol taraf küçük sağ taraf büyüktür. Şıklara baktığımızda büyükten küçüğe doğru bir sıralama verilmiş. O zaman sağdan sola doğru bir sıralama yapacağız. En sağda olan harfimiz S harfi. S büyüktür diye başlıyoruz. Sonra R harfi geliyor. Ve en sonda da P harfi var. Sağdan sola doğru büyükten küçüğe doğru sıralanmış olacak. S, R, P olmalı. S, R, P sıralaması D şıkkında verilmiş. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A seçeneğine bakıyorum payları eşit. Payları eşit olunca paydası küçük olan büyüktü. Payda 7, 8, 9 küçük olan büyük olarak verilmiş doğru olan seçeneğimiz A seçeneği. Üçüncü soruya geldik. Bir model var. KLM bütünleri parçalara ayrılmış. Burada kesirleri bulmama gerek bile yok. Çünkü bakın şöyle hizalarsak Şöyle hizalarsak ne görüyoruz? L, K ve M'den büyük olacak. L en büyük olacak. K ile M ise aynı hizada. Yani K ile M'de birbirine eşit olacak. Dolayısıyla L büyüktür, K ve M eşittir şeklinde B seçeneğindeki sıralama olacak. Dördüncü soru. Yukarıda sayı doğrusunda A ile B noktalarına karşılık gelen kesirler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A 0 ile 1 arasında. Kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. Payımız kaç olacak? 1, 2, 3, 4. 4 bölü 6 olmalı. Var mı bakıyoruz şıklarda? 4 bölü 6 şurada var. Başka da yok. Dolayısıyla cevap direkt C şıkkıdır. B'yi de bulalım. B bir tam ile iki tam arasında. Dolayısıyla bir tam diye başlayacak. Bir, iki, üç parçaya ayrılmış paydamız üç olacak. Payımız ise bir olacak. Bir tam bir bölü üç. Bileşik kesre çevirirsek üç kere bir, üç. Bire ekledik dört. Dört bölü üç olur. Dört bölü üç de yine C seçeneğinde verilmiş. Dolayısıyla cevabımız C. Beşinci soruyla devam edelim. Yukarıda verilen kesirler küçükten büyüğe doğru sıralanırsa baştan ikinci en küçük ya da en büyük demiyor. Küçükten büyüğe sıralanınca baştan ikinci. Paydalar eşit. O zaman payı küçük olan en küçük, payı büyük olan en büyük olacaktı. O zaman küçükten büyüğe sıraladığımızda 9 en küçük olmalı. Bu ilk sırada olacak. 9'dan sonra 18 geliyor. İkinci sıraya 18 yerleşmeli. Baştan ikinci sırada o zaman 18 bölü 21 olmalı. Cevabımız A seçeneği. Altıncı soru. Aşağıdaki tahtada Murat'ın okuduğu kitabın günlere göre miktarları gösterilmiştir. Murat'ın kitabı dört günde bitirdiğine göre kitabı en çok kaçıncı gün okumuştur deniyor. Şıklar, seçenekler yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günün paydaları aynı. 3 bölü 20, 6 bölü 20, 3 bölü 20, 8 bölü 20 şeklinde. Paydalar aynı olunca payı en büyük olan en büyük oluyordu. Biz en çok okudu yani en büyük olanı arıyoruz. Dolayısıyla 3, 6, 3, 8'den en büyük olan 8 olduğu için en çok kitabı dördüncü gün okumuştur. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusunda belirtilen aralıkta yer alır? Yani 1 ile 2 arasında yer alır diyor. A seçeneğine bakıyorum. 3 bölü 4 pay paydadan küçük. Dolayısıyla bunun içinde tam yoktur. 0 ile 1 arasındadır. A şıkkı olamıyor o yüzden. B şıkkına bakalım. 7'yi 4'e böleceğiz. İçinde 1 tam varsa elde 4, 1 kere 1 kere 4, 4 kalan 3. 1 tam ile 2 tam arasında olan B seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. 9 bölü 4, 9'un içinde 4, 2 defa var. 2 kere 4, 8, kalan 1. 2 tam olduğu için bu 9 böl 4, 2 tama yakın, 2 tamdan fazla olur. 11 bölün 4, 11'i 4'e bölersek yine 2 defa var. 2 kere 4, 8, kalan 3. 2 tam ama kalan fazla olduğu için bu biraz 3'e yakın. Yani şuralarda olacak. C ve D seçenekleri de elendi. Cevabımız B seçeneği. 8. soru aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır denmiş. 1 bölü 2, 3 bölü 4, 5 bölü 6. Bu yarım 1 bölü 2 dediğimiz yarım. 5 bölü 6 tamı çok yakın. 3 bölü 4 de tama yakın yarımla tam arasında ama burası büyükten küçüğe sıralanmış. Küçükten büyüğe olması lazımdı. Yanlış olan seçenek A seçeneği. Diğer sayfada 9. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 6 bölü 13'ten büyüktür denmiş. 6 bölü 13'e bakarsak 13'ün yarısı 6.5. buçuk. Ama burası 6. Yani bu yarımdan küçük. Yarımdan. Yarımdan küçük bir değer. Şıklara bakarsak 12'nin yarısı 6. Burada 5 yazıyor. Bu da yarıdan küçük. 20.000'in yarısı 10.5. buçuk. Burası 7. Yarıdan bayağı küçük. 4'ün yarısı 2 burada 1 yazıyor. Yani bu yarı değil çeyrek. Bu zaten küçük. 1 bölü 2 ise 2'nin yarısı 1. Yarım yapıyor yani. A, B, C seçenekleri ve 6 bölü 13 bunların hepsi yarımdan küçüktü. D seçeneği yarım olduğuna göre buradaki en büyük kesir yarımdır. Yani 1 bölü 2'dir. Cevabımız da D seçeneği oldu. 17 bölü 6 kesir hangi ardışık doğal sayılar arasındadır? 17'yi 6'ya bölerek bulacağız. 17'yi 6'ya bölelim. 17'nin içinde 6, 2 kere, 2 kere 6, 12. Kalan 5. 2 tam 5 bölü 6 oluyor. Bu şu demektir. 2 tam ile 2'den bir sonraki sayı olan 3 arasındadır. Yani cevabımız C seçeneği 2 ile 3 arasında. 6A sınıfında yapılan başkanlık seçiminde Ali tüm oyların 4 bölü 35'ini, Beren 3 bölü 7'sini, Cem'in 2 bölü 5'ini ve Derya 2 bölü 35'ini almıştır. En çok oya olan öğrenci başkan seçildiğine göre sınıf başkanı kim olmuştur? Bu karşılaştırmayı yapabilmek için paydaları eşitlemekte fayda var. 35, 7, 5, 35. Bunlar 35'te eşitlenir. Burasını 5 ile genişletirsek, burasını 7 ile genişletirsek. 5 kere 3, 15 bölü 5 kere 7, 35. 7 kere 2, 14 bölü 7 kere 5, 35. 4 bölü 35, 15 bölü 35, 14 bölü 35 ve 2 bölü 35. Paydalar eşit olunca payı büyük olan büyüktü. Yani 15 bölü 35 en büyük olan ve bu kişi Beren. Cevabımızda B seçeneği Beren olacak. 12. soruya geldik. Modeller verilmiş. Aşağıda modellenerek verilen kesirlerden hangisi bütüne daha yakındır? yani neredeyse tamamı boyalıdır diyor bakın burada en fazla boyanmış olan bütüne en yakın olan C seçeneğidir cevabımız C bakın küçükten büyüğe sıralayalım hatta A burada en küçük diğerleri A'dan fazla şöyle düz bir çizgi çekelim diğerleri A'dan fazla A en küçük yani küçükten büyüğe sıralarsak birinci sırada bu gelecek sonra B geliyor bakın B şöyle çizersek D ve C B'den büyük. Yani ikinci sırada B gelecek. Sonra D gelecek. D'nin bittiği yerden de bir çizgi çekersek. Bakın C D'yi de geçmiş. Yani bu üçüncü olacak. Ve en büyük olan da C seçeneğindeki kesir olacak. Tama en yakın olan C seçeneği. 13. soru. Yukarıdaki sıralamada A ve B yerine aşağıdakilerden hangileri gelebilir denmiş. Seçeneklere baktığımız zaman paydası en fazla 32 olan var. 2, 4, 8 gibi sayılar var paydalarda. Hepsini 32 yapabiliriz. O zaman burası 4 ile genişletirsem 8 bölü 32 olur. Burayı da 2 ile genişletirsem 26 bölü 32 olur. Paydaları 32 yaptığında 8 ile 26 arasında 2 sayı arayacağız. 2 ile genişlettim. 8 bölü 32. Direk elendi çünkü 8 bölü 32 olamaz. 2 ile genişlettim 6 bölü 32. 6 bölü 32 de olamaz 8 bölü 32'den büyük olmalı. 2 ile genişlettik 14 bölü 32 bu olabilir. 16 ile genişlettik 16 bölü 32 bu da olabilir. Sadece a sayısına bakarak 2 tane seçenek eledim. Dolayısıyla şunlara bakmama gerek yok. C ve D'ye bakıyorum. 32 yapmak için burayı 4 ile genişleteceğiz. 4 kere 3, 12. 4 kere 8, 32. 12 bölü 32, 8 ile 26 arasında. Burayı da 8 ile genişleteceğiz. 8 kere 3, 24. Bölü 8 kere 4, 32. 24 bölü 32 de yine 8 bölü 32 ile 26 bölü 32 arasında. E nasıl olacak? Nasıl eleyeceğiz? Bunu da şuradan eleyeceğiz. A sayısı A kesri B kesrinden küçük olmak zorunda. A kesri B kesrinden küçük olmak zorunda. C seçeneğine bakarsak A 14 bölü 32, B 12 bölü 32. A B'den küçük değil büyük oldu. Dolayısıyla C seçeneğini de bu şekilde elemiş olduk. 16 bölü 32, 24 bölü 32'den küçük. Yani A B'den küçük olmuş oldu. Cevabımız da D seçeneği oldu. Geldik 14. sorumuza. Yine bir sıralama sorusu var. Kare yerine ne yazılması gerekir deniyor paydaları 30'da eşitlemeliyiz. Burayı 3 ile genişletirsem eğer 9 bölü 30 olur. Çünkü karenin paydası 30. Burasını 2 ile genişletirsek eğer 2 kere 8 16 bölü 2 kere 15 30. O zaman kare yerine yazılması gereken sayı 9 ile 16 arasında bir sayı olacak. 9'dan büyük 16'dan küçük olacak. Kaç tane doğal sayı yazılır demiş. O zaman bu sayıları yazalım. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bunlar yazılabilir. Kaç tane bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Cevabımız 6 yani B seçeneği. Geldik 15. soruya. Kare bölü 9, 1 bölü 2'den büyüktür denmiş. 1 bölü 2 dediğimiz yarım. 1 bölü 2 yarım demek çünkü... İki parçaya bölüp yarısı, birini alırsanız, bütünün yarısını almış olursunuz. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre kare sembolü yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? 9'un yarısı kaç? 4.5. O zaman kare yerine 4.5'tan büyük bir sayı yazmamız lazım. Karenin 4.5'tan büyük olması lazım çünkü 4.5 yazarsak yarım oluyor. Yarım'dan büyük olması için 4.5'tan büyük olmalı. 4.5'tan büyük en küçük doğal sayısı 5'tir. Dolayısıyla kare yerine yazılması gereken sayı en az 5'tir. 6, 7, 8 de yazılabilir ama en küçük doğal sayı kaçtır dediği için cevabımız 5. Geldik 16. sorumuza. Testimizin ve videomuzun son sorusu. Aşağıdaki kesirlerden hangisi modellenerek verilen K ve L kesirlerinin arasındadır denmiş. K kesri 4 parçaya ayrılmış bütünü. 3 tanesi boyalı 3 bölü 4. L kesri 8 parçaya ayrılmış ve bir tanesi boyanmış 1 bölü 8. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman farklı farklı e, paydalar görüyoruz. Paydaları eşitlemek, hepsini birden eşitlemek pek mümkün değil. O, o yüzden seçenek seçenek gidelim. A seçeneğinde paydayı 16 yapmamız gerekiyor. K'yi 4 ile genişletirsek 4 kere 3, 12, 4 kere 4 16. 12 bölü 16. 1 bölü 8'i 2 ile genişletirsek 2 kere 1 2, 2 kere 8 16. 2 bölü 16 ile 12 bölü 16 arasında olacak ama bu 13 bölü 16 bu arada değildir. B seçeneğine geldim. Paydayı 32 yapacağım. K'yi 8 ile L'yi 4 ile genişleteceğiz. 8 kere 3 24 bölü 8 kere 4 32. Bunu da 4 ile genişleteceğiz. 4 kere 1 4. 4 kere 8, 32. 4 bölü 32 ile 24 bölü 32 arasında değil. 25 bölü 32 daha büyük. Dolayısıyla B seçeneğini de elemiş olduk. C'ye geldik. 24 yapmamız isteniyor. K'yi 6 ile genişleteceğiz. 6 kere 3, 18. 18 bölü 24. Bu zaten 18 bölü 24. O yüzden arada olma ihtimali yok. Yine L'yi de 3 ile genişletelim. 3 bölü 24. 3 bölü 24 ile 18 bölü 24'ün arasında değildir 18 bölü 24. Geldik 3 bölü 7'ye. Burada payda işlememize gerek yok. Neden derseniz 1 bölü 8 dediğimiz bakın taralı kısımdan da belli zaten sıfıra yakın. Sadece bir parça alınmış 8 parçadan bu sıfıra yakın. Bu da yarıdan fazla ve tama yakın diyebileceğimiz tamla yarımın arasında bir şey. Tam da diyemiyorum, yarım da diyemiyorum. 3 çeyrek. Yani yarıyı geçmiş, tama da ulaşmamış. 7 Yedi dediğimiz, 7'nin yarısı kaç? 3,5. Burada kaç yazıyor? 3. Yani yarıma çok yakın. Yarıma yakın. Yukarıda verilenler sıfıra yakın ve tama yakındı. D seçeneği ise yarıma yakın. Dolayısıyla sıfıra yakınla tama yakının yakının arasındadır. Yarıma yakın olan cevabımız da D seçeneği olur. Bu uzun videoyu burada tamamlıyoruz. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Linki de arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da izleyip faydalansınlar. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.